Fuchs isteyenler buradalar. Bari Sagopa Fuchs dinleyelim de hani modu değiştirelim yani. Yoksa imkansız yani. İnanılmaz. Peki hadi Sagopa Fuchs dinleyelim. Sagopa Kajmer'in daha geçen hafta bir parçasının analizini yapmıştık. Şimdi ikincisini yaptığım zaman herkes diyecek ki ne diyecek Özgün? Pirimci. Daha yeni yapmadım. Ha, pirimci. Efsane. Evet. Yapacak bir şey yok. Ben değil. Sagopa durmuyor. Ben ne yapayım? Sanki şey yapıyormuş gibi. Her hafta bir klip yayınlıyor. Siz de istiyorsunuz. Bakın chatte bir saattir yazıyor arkadaşlar. No problem. Biraz bakarız. Hey. Hey. Kaldır elleri. Burada mı? Herkes burada mı? Hoppa. Hey. Hey, hey, hey. Esat Selvi isteğini aldım. 19 yaşındayım, bana sözümüzü iade et, bana şarkı demişsin. Atayım bakayım sana Esat. Sonra büyüdüğün zaman bana telif atma, tamam mı Esat? Şimdi son dönemin bombası bu. Gençken bir şarkıcı analiz ediyorum. Adam şarkıyı çıkarıyor, bana telif atıyor. Sakin şampiyonlar. Hey. Beat yanıyor tabi her zaman gibi. Çok sıcak. Seherde peynirin başında canı kırık karga yerde endüstri farelerini kalmış burnundan tuzak. Nasıl olmuş bu? Sol ne sol diyez arasında. Ne sol ne sol diyez. Kimi çakıldı yere, kimine nasip oldu kendini sonuna yakalama. Nasıl olmuş bu? Çok ilginç bir yerde olmuş parça. Ne sol ne sol diyez. Sol ne sol diyez arasında bir ton var. Allah Allah. Bunu Sagopa Kajmer'e sormak lazım. Nasıl oldu bu diye. Basaklı düğmeler. Bu arada Sagopa Kajmer'de Fuchs'un buluşması da olağanüstü görüntüler ya. Yani beat gerçekten böyle güm güm vuran bir beat, çok iyi. O baya da Sagopa agresif okuyor zaten o nedenle. Genelde kararda geziyor parça. Ya zaten o sertliği de o yaratıyor. Mesela inerek gidiyor. Bir önceki parçada hep katmanlardan bahsetmiştim. Yani farklı farklı, sürekli farklı melodiler vardı. Peslo oktavlı. Ben bu parçanın Fuchs'un girdiği kısmı hiç dinlemedim. Sadece böyle zaman zaman Instagram'da önüme düştüğünde Sagopa Kajmer'in olduğu kısmı görmüştüm. Ne yaptı acaba? Şimdi mesela karar bu. Ne sol ne sol diyez. İlk defa böyle bir şey görüyorum. Ve Fuchs nereden girebilir? Ya pes alttan girecek. Bakalım nereden girecek. Şimdi mesela Sagopa Kajmer size bir beat gönderdi ve kendi okuduğu bölümü de gönderdi. Abi tona gireceğiniz yeri seçmek de acayip bir şey değil mi yani? Hani öyle bir yer seçeceksiniz ki Sagopa Kajmer'den sonra okuyacaksın, etkili olmak zorundasın, kendi karakterini belli etmek zorundasın, o melodiyi belirleyeceksin. Yani zaten işçilik burada başlıyor. Yani bu işin işçiliği burada başlıyor. Eğer öne çıkamazsan çünkü çok geride kalabilirsin. Çünkü bütün plan Sagopa Kajmer'in o beat'in üzerine agresif okumasıyla şekillenmiş. Sana gelen fırsatı nasıl değerlendireceksin? Şimdi daha önce Doktor Fuchs'u izlediğimiz çünkü oldukça pes bir sesi olduğunu biliyoruz. Bir bas bariton. İsterdim ben de düşünmemek ama düşürüyor düşünce ana bazen. Bir yüksek bariton. Geliyor. Hazır mıyız? Nereyi seçmiş? İlk defa dinliyorum. Büyük heyecan. Gel. Durmuş kurnazca bekleyen sinsi akrepler, şeytan fesadı yüzleri gölgede bekler, hileler, hileler, kararmış kalplerin üstüne döktüm ben Do diyez gibi yani. Çünkü zaten
Ton zaten. Sol diyez değil, o da diyez. Yani beşli alta iniyor o da. Beşli pese inmiş. Yani ya da beşli yukarı çıkmış gibi. Hiçbir şey anlamadınız. Biliyorum. Yani karar sesten demek istediğim şuydu yani. Dr. Fuchs kendi renginde bir yerden girmek zorunda ki kendi karakteri oluşsun. Sakopa çünkü bütün parçayı almış. Karara doğru sürekli vura vura agresifleştirmiş. Fuchs'un agresif olduğu yerde peslere indiği yer aslında. Kuyuya indiği zaman şeyi hatırlayın, o katliamda. O altı kullandığı yerler. Bu da tabii gene pesi tercih etmiş kendi karakterini çıkarmak için. Pes de do diyezi tutmuş. Yani beşli sesi altına inmiş. Bomba bıraktım atom, parçaladım kromozom. Fuchs'un sözü Ederson, Andrew Crosston. Çok zor oyun için sana benden bir jeton. Bazen de orada. Beşli. Hep beş hareket. Önündeki ilk şansın ya da son. Hayat ağacın dalı bol. Güvendiğin dala kon. Bazen öyle yalnızım ki keşke tanışabilirim. Gene aynı yere. Bilseler yalnızlıklar depar olup yanımdan gitseler. Kaygılarım keşke kayıp gidip gitseler. Eskisinden daha karanlık ışık alan ev. Burada böyle dizeler. Yeni karaladıklarım bendeki eski izler. Hafızamda biriktirdiğim eski izler. Hissettiğim bazı hisler evsizler. Sabotilki. Buradaki şimdi mesela Fuchs'un yaptığı biraz burada sanki freestyle gibi takılıyor. Bakın. Karanlık ışık al. Burada gittikçe atonale dönmek zorunda. Çünkü Fuchs'un da rengi bunun bir oktavına inecek kadar pes değil. Yani bir yöntem seçmesi lazım artık burada. Tonal okudu biraz daha kısım var. Devamlı aynı tonalde de gidemiyor. Bir şeyler farklı koyması lazım. Freestyle'a döndüğü zaman müthiş bir destek altyapıdan geliyor. Bakın. Yanımdan gitseler, kaygılarım keşke kayıp gidip gitseler. Bakın tonal kısım bitiyor. Şimdi geldi. Daha karanlık, ışık alt, nevler. Şimdi. Burada böyle dizeler. Yeni karaladıklarım bendeki eski izler. Alttan gelen pedlere bakın. Hafızamda biriktirdiğim eski izler. Hissettiğim bazı hisler evsizler. Hep onları kesiyor böylece. Ağzını sizler. Böyle bir his yaratıyor bakın. Sabo tilki eski kulak kesikler. Hiç olmamış gibi davranak bilirim. İstesem üstesinden gelirim zaten. Sen bakma sessizliğime nerede fırtına ama. At zaman almaz ki halden. İsterdim ben de düşünmemek ama düşürüyor düşünce. Beat bayağı resmiş. Ama yakışmışlar aynı ekrana ya. Felaket olmuş ya. Bu old school'un birleşmesi acayip zevkli bir şey. Yani böyle parçaların birleşmesi gibi değil mi yani? Bilmiyorum yani bu parçalar daha ne kadar birleşir rap dünyasında ama yani bu parçaların tamamen birleştiğinde bir Voltron oluşacak gibi bir his var sanki içimde ya. Çok güçlü bir hale geliyor. Yani o sound o kadar iyi oturmuş ki yani 40 yıldır bir arada zaten birbiriyle iyi tanıyan, birbirinin stilini iyi tanıyan iki kişinin birbirine paslaşması gibi müthiş. Hiç olmamış gibi davranabilirim. İstesem üstesinden gelirim zaten. Sen bakma sessizlik. Galiba böyle gidiyor. Ya. Eğlenceli. Gerçekten. Hem karanlık hem güzel paslaşmalı, akılcı. Zekice bir iş. Ve birbirlerini tanımanın avantajını kullanmışlar. Tabii ki gene prodüksiyon çok başarılı. Peki.